periyodik bakımını aksatmazsanız, aracın motoruna bakarsanız arkadaşlar, böyle bir kemik Sienna ciddi anlamda size masraf açmaz arkadaşlar. Dediğim gibi dostunuz olur. Efsane Ustam kanalından herkese merhabalar. Bugünkü tanıtacağımız aracımız 1.4 2000 model Sienna. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, bu araçlarımız ülkemize 98 yılının sonlarından itibaren satışa sunulan Tofaş Kuş serisinden sonraki olan ve Albea kasasında bile devam eden ilk üretim olan Sienna modeli aracımızdır. Bu aracımız ülkemizde genelde memur arkadaşlarımız, memur büyüklerimiz, sabit işe sahip olan, az yaksın, bana çok masraf çıkartmasın diyen kullanıcılarımız için çok tercih edildi. Keşfeden arkadaşlar olduğunda vazgeçemedi ama keşfedilmesi de bu aracın biraz uzun sürdü arkadaşlar. Hani ülkemiz aslında bu aracı çok geç keşfetti. Ya şu an mesela bakıyorum, kendi öz akrabalarım olsun, diğer başka arkadaşlarım olsun. Sürekli dediği ya böyle bir Sienna var, nasıl alabilir miyiz? Yani yıllardır var olan bir araç aslında yeni yeni gündeme gelmeye başladı. Bunun sebebi de şu arkadaşlar aslında, düşük bütçeli araç aslında ülkemizde çok kalmadı. Yani düşük bütçeliden kastım şöyle, 200 ile 300 bin lira arasındaki araçlara baktığınız zaman, evimde bir aracım olsun, işime gidip geleyim, benim işimi görsün diyebileceğiniz araçlara baktığınız zaman artık bazı arkadaşlarımız kuş serisini tavsiye etmiyor ve kuş serisini almıyor. Kuş serisini almayan arkadaşlarımız illa fiyat konusunda, fiyat modelinde devam etmek istiyorsa ilk bakacağı araç Sienna oluyor. Sienna olacağı için de mantık olarak araştırmalar sonucunda Sienna'nın gündeme gelmesi haliyle normal oluyor arkadaşlar. Bu aracımızı kısa bir tanıtacak olursak, mekanik olarak çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu aracımız ülkemizde 3 türlü bir motor olarak üretildi. Birincisi 1.2.8 valve MPI motor, multipoint enjeksiyon diye geçer. Sıralı bujiye ekstradan sıralı enjektör sistemi olan araçlarımızdı. Ne demekti bu 1.2.8 valve MPI motor? Her pistona ayrı yakıt beslemesi demek. Bu da aslında aracın daha çok performanslı ve verimli çalışmasını sağlayan bir sistemdi ve bu sistem aslında şu anda bütün arabalarda, yani yeni nesil olsun 2000 yılından sonra çıkan tüm araçlarda var olan bir sistem aslında. Ama 1-2 motorumuz ülkemizde çekmez, gitmez diye aslında çok tutmadı. Ama şöyle bir durum da var. Ciddi anlamda performansı çok güzeldir arkadaşlar. Kullanan arkadaşlar der ki, böyle bir motordan böyle bir performansı biz almayı beklemiyorduk derler. Ama ülkemizde çok tutmadı. Düşük motor hacminden dolayı, ön yargılardan dolayı 1-2 gitmez diyerek 1-2 motor çok satılmadı arkadaşlar. Onun yerine 1.4L model olan, yani şu anda tanıtımını yaptığımız aracımız ülkemizde çok tuttu arkadaşlar. Kendisi 8 valve subaplıdır ama tek nokta enjeksiyondur. Yani Tofaş Kuş serisinden sonra İtalyanların yaptığı tek nokta enjeksiyon sistemli motorun son serisi Siena'da vardır arkadaşlar. Aynı zamanda Pilos'unda da vardır. 2000, 2001, 99 model Pilo 1.4L'de de aynı motor kullanılmıştır. Ama bu motorumuz tek nokta enjeksiyon 8 valve 72 beygir güç üreten motorumuzdur. Ülkemizde bu motorumuz çok tuttu. Şundan dolayı da çok tuttu. Tofaş motoruna biraz benzediği için, ülkemizde de kuş serisi motor çok olduğu için motor ülkemizin insanına çok yabancı gelmedi aslında. Ya, Tempra motoru andırıyor. Zaten son nesil Tempra motor diye geçer. Yani o da üstten egzantrikli, 8 valvli, normal bizim Tofaş motoru ama en son çıkan serisi olduğu için insanımız, yani en son olduğu için iyidir dendi. Bundan dolayı da bu aracımız çok tuttu. Tutmasının sebebi bir bakıma da yedek parçasının 1-2 motora göre çok çok olması. Yani 1.4 motorun şu anda parçası halen istediğiniz kadar bulabiliyorsunuz. Gaz ayarı mesela çok basit yapılabilir. Tek nokta enjeksiyon olduğu için gaz beyninden, regülatörden beyin ile rölantiye dokunmadan gaz ayarı yapılabiliyor. Ama dediğim gibi 1-2 MPI motorda sıralı enjektör sistemi olduğu için
sıralı sistem LPG'ye takacağınızdan dolayı ayarlarını bilgisayar ortamında enjektör başına düşen bar basınç ayarını da gözlemlememiz gerekiyor. İşte bundan dolayı 2000-2001 yıllarında bazı taksici arkadaşlarımız 1-2 motor alıp bu 1-2 motorları da gaz ayarı tutmuyor. Biz baş edemedik denildiği için ülkemiz öyle de bir haber salındı. O haberden dolayı da 1-2'nin satışı biraz zayıf kaldı arkadaşlar. Onun yerine 1-4 elimiz şöyle söylemekte fayda var. Hem kullanıcı açısından hem ticari de hiç sorunsuz şekilde yıllarca kullanıldı. Ama bir parantez daha açmak istiyorum. 1-2 motor 1-4'e göre daha çok performanslıdır. Bunu kullanınca anlarsınız. Daha atik olduğunu, daha seri olduğunu anlarsınız. Ama dediğim gibi 1-4'ün kaderi de tutulmak oldu. Onun haricinde bir de 1-6 motorumuz var arkadaşlar. 1-6 motorumuz bazı insanlarımıza göre bela, bazı insanlarımıza göre efsanedir arkadaşlar. Bizim gibi. Neden diyeceksiniz? 1-6 motorun rölantisi oynamaya başladı mı korkacaksınız arkadaşlar. Rölanti dalgalanması başladı mı imkanı yok. Düzeltecek usta şu anda Ankara'da. Böyle parmakla gösterebilirim. Eğer ki 1.6 Siena'ya sahip olan arkadaşlarımız varsa, böyle de sorunlara sahipse, elimizden geldiği kadar Efsane Ustam ailesi olarak ustaya yönlendirme yapabiliriz. Yani Ankara'da ciddi anlamda bu iş artık çözüme kavuşturmuş. Bu işin sorunları budur kardeşim diyebilecek ustalarımız var arkadaşlar. Ama dediğim gibi parmakla gösterirsiniz. Sayılı kaldı. Şimdi 1.6 16 valve Siena'yı ustaya götürüyorsunuz rölanti dalgalanması var diye. Rölanti motorunu değiştiriyor arkadaşlar size. Onun da zaten magnet mareli orijinal olmadığı için daha çok dalgalanma yapıyor. Çünkü beyinden komut alamıyor. Orijinal segment takımlı magnet mareli motor sistemindeki o sensör ona uyum sağlamıyor arkadaşlar. Bu sefer düzelmeye gidiyorsunuz bobin değiştiriyorsunuz. Gidiyorsunuz buji değiştiriyorsunuz. Gidiyorsunuz subap ayar yapıyorsunuz. Yok hidrolik iticiliğidir. Yok subap ayar yapalım. Üst kapak yapalım. Yani arkadaşlar bu sorunlar düzelmiyor. Bu sorunları düzeltebilecek dediğim gibi Ankara'da birkaç ustamız kaldı. Bunlar da kronikleşti aslında. Yani bu motorun kronik sorunları. Ama şunu da söyleyeyim. İkinci parantezi açmak istiyorum. 1.6-16 Wife'in performansı. Ne 1.4'ün ne 1.2'nin. Ciddi anlamda. Şahane bir performansı var arkadaşlar. Keşke bu motor bu kadar sorunlu dediğim yani böyle ufak tefek sorunları giderebileceğimiz bir sisteme sahip olsaydı da 1.6-16 Wi-Fi çok yaygın olsaydı çok isterdim. Çünkü kullandım, her türlüsünü kullandım. 1.2'sini de aldım sattım, 1.4'ünü de aldım sattım. 1.6-16 Wi-Fi'ni da alıp sattım arkadaşlar. Hepsinin ayrı ayrı güzelliğini gördüm. Her motorun ayrı güzelliğini gördüm. Evet arkadaşlar, şimdi de 1.4L Siena aracımızın motor kısmındayız. Motor kısmında özellikle göstermek istediğim bir şey olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. 1.4L motorlarımızda hava filtre kasasında var olan iki tane hortum var arkadaşlar. Bu hortumlar nedir diye sorarsanız. Bu hortumlar önemli hortumlar. LPG sisteminde çalışıyorsa eğer arabamız bunlar önemli. Birincisi bu hortum gördüğünüz gibi bakın. Bu hortum nereye gidiyor? Karbüratörümüz içine gidiyor. Öbür hortumda alttan diyafram var arkadaşlar. Hava filtre diyafram var. Yani demem şu ki buradan sıcak hava alıyor. Buradaki soğuk hava ile karışım yapıyor arkadaşlar. Bu karışımla birlikte zaten buradan tekrardan yanma odasına gidiyor. Eğer ki bu ayarlarınız düzgün değilse yani şu anda bu aracın hortumlarını referans alabilirsiniz. Araç orijinal bir araç olduğu için, ellenmemiş bir araç olduğu için orijinal fabrikasyon hortum ayarı bu şekildedir arkadaşlar. Yani bu hortumları olmayan arabayı görürseniz Siena'nın sorun olmasa bile ileride size ya rölanti dalgalanması sorunu yapar, ya fan açtığında stop etme sorunları olur ya da gaz ayarınız tutmaz. Bakın bunlar ince ayarlar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Onunla birlikte tanıtmak istediğim başka bir şey, dediğim gibi aynı bildiğimiz ülkemizde tutulmasının sebebi 1.4 normal TOFAŞ yatık motorumuz, Tempra motorumuz. En son çıkanı budur arkadaşlar. Ve bazı Siena'larımızın bu yağ kapakları sarı olur. Bunlarda hafif böyle yanlamasına siyah. Bu ikinci nesil 1.4 diye geçer aslında. Çok ince bir bilgidir. Gereksiz bir bilgidir ama söylemek istedim. Bu
ikinci nesil 1.4'ün bir diğer özelliği de şudur. Benzin geri dönüş valfi vardır arkadaşlar. Nedir bu benzin geri dönüş valfi? Benzin buharını bile geri depoya gönderen bir sistemdir. Yani buharından bile faydalanmaya çalışılan bir sistemdir. Siz araba sürekli sürerken benzin geri, bütün arabalarda var bu sistem ama bu araçtaki benzin buharını bile depoya gönderip geri silindire aktarma gücüne sahip olan bir sensördür. Yani basit bir sensör gibi görünüyor ama size tasarruf sağlar arkadaşlar. Onunla birlikte göstereceğiniz başka bir şey yok. Orijinal bir Siena'nın ön paneli, ön kaput etiketleri bu şekilde olur arkadaşlar. 3 etiketimiz olur. Onunla birlikte motorumuz sade bir motordur zaten. 1.4 72 beygir motor arkadaşlar. Şimdi geçelim. Bagaj hacmimizi gösterelim arkadaşlar size. Bagajımız bu arada içeriden açılır. İçeriden düğmesi var ki güzel bir özellik. AVM'ye falan girdiğiniz zaman sizi aşağı indirmez. Direkt basarsınız. Zaten güvenlik çok incelemiyor. Güvenlik açmış gibi görünüyor arkadaşlar. Açıyor ya, geri kapatıyor yani. Ya bakacaksan düzgün bak. O da ayrı bir konu da. Bagaj hacmimiz, ben ilk Siena'yla tanıştığımda ilk Siena'ya bindiğimde dedim ki ya bu ne güzel bir bagaj hacmidir. Ciddi anlamda Siena'nın kasası çok güzel bir kasa arkadaşlar ve kasası da şöyle bir şey, çok kemik bir kasaya sahiptir. Yani Siena'yı alan bir adam mesela Linea'ya geçiş yapar, Egea'ya geçiş yapar ama Siena'daki bu kemik kasayı bulamıyor arkadaşlar. Düzgün bir Siena kolay kolay da çürümüyor. Böyle bir yapısı var. Bunun bir benzeri, bir üst kasası zaten Albea var arkadaşlar. Kendi aracımız var. Onu da çekeceğiz. Onu da nasipse sizle paylaşacağız. 2008 model 1.4 Fire motor arkadaşlar. O da gelecek. O yakında. Onunla birlikte bagaj kapanması falan çok hoş bir araç. Yani böyle nasıl diyeyim size 300-350 bin bandına kadar maksimum çıkabileceğiniz araçlar arasında güzel bir aracımız aslında. Yani rakibi vardır ama ben çok beğendiğim için anlatıyorum. Parçası da uygun, ucuz olduğu için anlatıyorum arkadaşlar. Onunla birlikte yakıtı da şehir içinde normal kullanımda çok yaktığını söyleyemem. Çok az yaktığını söyleyemem. Normal bir yakıta sahip arkadaşlar. Yani böyle sakin kullanırsanız uzun yolda yakıtı çok düşer. Uzun yolda sizi çok memnun eder. Şehir içinde de eğer sorarsanız kilometre ne yakar Orhan Bey diye sorarsanız şehir içinde kilometrede sakin kullanımda ateşleme sisteminde sorun yoksa, subap ayarınız düzgünse, LPG ayarınızda sorun yoksa, hava filtreniz yeni ise şehir içinde 2 lira yakar arkadaşlar. Uzun yolda bu rakam Koray kardeşimiz araçla ilgileniyor, aracı test ediyor, aracı kullanıyor. Uzun yolda da 1 lira 56 kuruş, 60 kuruş bandına indirdiğini gözlemledik. Bu da çok büyük bir rakam arkadaşlar, güzel bir rakam. Yani uzun yolda yakıt yok araçta. O da sakin kullandı. 30-35 bin devri geçmedi. Ona dikkat etti. Aracı da yormadı. Ve yormayınca da 100-110 gibi maksimum hızlarda otobanda olsun, normal kullanımda olsun aracın yaktığı yakıt bu arkadaşlar. Çok da yaktığı yok. Şöyle bir şey var. Motorda kronik olarak anlatabileceğim dediğim gibi o LPG ayarına dikkat edeceksiniz. O hortum ayarına dikkat edeceksiniz. Rölanti dalgalanması çok olmaz bunlarda. Olursa da tek bir yeri var, rölanti motoru arızalıdır. Yani 1.6-16 valfte gibi. Eğer rölanti dalgalanması var, ne yapacağız? Rölanti motorunu değiştireceğiz. Ama değiştirince sorun düzelmeyecek. Ama bu araçımız öyle bir şey yok. Rölanti dalgalanması başladıysa o sorun rölanti motorundadır. Ama tabii ki Magnet Marelli üretim, orijinal Lancia'nın rölanti motoru da şu anda kara borsaya düşmüş durumda. Hem pahalı hem de alınması gereken odur aslında. Eğer böyle 1.4'te sorunuz varsa rica ediyorum, sizin için söylüyorum. Yan sanayi motor sistemine rölanti motoru kesinlikle takmayın. Tam tersine beyne de yanlış komut veriyor. Elektron kontrol ünitesine de zarar verir arkadaşlar. Bunlar çok ince bilgilerdir. Basit gibi görünür ama aracın komple sistemini bozabilir. Elektrik sistemine zarar verebilir. O yüzden dediğim gibi kroniği çok yok. Yağ yakması da çok olmaz bunların. Hani normal her atmosferik araç yağ yakar ama şöyle söyleyeyim. Sakin kullanımızda bu araç şu anda 5000 kilometreye yaklaştı. Yağ çubuğunu çektiğimizde ciddi anlamda yağ eksitmesi yok arkadaşlar. Düzgün bir 1.4
yağ da tüketimine sahip olmaz. Sizi yolda da koymaz. Öyle söyleyeyim tabiri caizse. Size arkadaş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de sizlere Koray kardeşimizin desteğiyle sen aracımızın kapı döşemelerini gösterelim. Arkadaşlar 99.1.4.52 kapı döşemelerimiz farklı. 2000, 2001 ve 2002'nin bazı modelleri var zaten 6. aya kadar. Olan modellerimizde kullanılan kapı döşemesi bu şekildedir. Koltuk döşemesi de aynı renktir. Yani şöyle bir şey söylemekte fayda var. Kapı döşemeleri çok sağlam arkadaşlar. Yani kapı döşemeleri de çok kilit. Yani kemik derler böyle. Yani şöyle baktığın zaman arkadaşlar ciddi anlamda kapı döşemeleri tokluk var yani. Bu tokluk olduğu için arabamızda daha hoş gösteriyor. Aynı şekilde de Koray kardeşimizin dediği gibi koltuk döşemelerimiz de aynı renk. Onunla birlikte sürüş konforumuza bakarsanız arkadaşlar şu şekilde normal bir kullanımda konfor bakımından bakarsak fena sayılmıyor arkadaşlar. Yani size bir Avrupa araba hissini veriyor ve hatta daha fazlasını veriyor. Direksiyonumuz da ayarlanabilir zaten arkadaşlar şu şekilde. Direksiyonumuz ayarlanıyor. Onunla birlikte dediğim gibi göğsümüzün koyulan ve yükseklik ayarına baktığınız zaman tam ideal boyutta arkadaşlar. Gösterge panelimiz olsun, yani hepsi böyle göz yormayacak şekilde konuşlandırılmış. Onunla birlikte Koray kardeşim mesela bu araca Pioneer Tail taktı. Onunla birlikte Pioneer TSS'leri var. Yani ufak bir dokunuşlarla, ufak bir aksesuarlar ile araç ciddi anlamda fazla gırtlak dolusuna denk geliyor arkadaşlar. Ki o da keyifli hale getiriyor. Yani fazla bir şey yapmanıza gerek yok Seyhan. Yani bir ses sisteminiz güzel olsun. Ön camlarınız zaten otomatik. Yani bu rakamlara alınabilecek bir araçta periyodik bakımını aksatmazsanız, aracın motoruna bakarsanız arkadaşlar, böyle bir kemik Sienna ciddi anlamda size masraf açmaz arkadaşlar. Dediğim gibi dostunuz olur. 1.4 L'den şu anda ülkemizdeki yani 100 insan varsa 99'u memnundur. Çok nadir dediğim gibi kronik hataları olabilen oluyor. Onları da çok nadir görüyoruz ama destek verildiği zaman servislerde düzelebilen bir hatalardır arkadaşlar. Ama işte dediğim gibi 1.6-16 vahflerde bazı sorunları düzelmiyor. Kronik sorunlar kalabiliyor. Onun neticesinde araçtan soğumalar meydana geliyor. Ama dediğim gibi 1.4L normal Türkiye arabasıdır. Yani Ankara'mızın arabasıdır aslında. Memurlar genelde kullanır. Yani kafamıza bir arabamız olsun diye. Bir ikisini de kullandım dediğim gibi tekrardan özet geçecek olursak. Bir ikisi de küçük motor hacmine sahip fakat sıkıştırma oranı yüksek olduğu için performansı 1.4'e göre daha fazladır. Onunla birlikte tanıtacağımız arkadaşlar çok sade bir aracımız olduğu için çok bir şey tanıtamıyoruz ama sadelik konusunda başarıya ulaşmış bir aracımızdır aslında. Sade, güzel bir aracımızdır arkadaşlar. Sayfamızda bu şekilde videolar paylaşıyoruz. Daha çok araçlarımızı size daha çok emek vererek tanıtmak istiyoruz. Çünkü hepiniz araba almak istiyorsunuz. Araba almak da şu zamanda ciddi anlamda zor. Araba almak zor, iyi araba bulmak ondan daha zor arkadaşlar. O yüzden bu ön bilgiler, bu ön videolar size inşallah umarım yararlı olur. Sayfamızı da abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın.